Merhaba doğa severler. Bu yaz kantaron bitkisi üzerinde çokça durmaya çalıştık. Önemli bir bitki. Çünkü şu imtihan dünyasında kazalar, belalar, yaralanmalar, ev kazaları vesaire hepimizin başına gelebilir. Hiç yoktan vücudumuzda yara, bere, ona benzer şeyler de gelişebilir, oluşabilir. Ta antik dönemlerden kalma bir bitki kantaron. Ama yeter ki onun uygun bir şekilde, yani harici mi kullanılacak, dahili mi kullanılacak, gün ışığında mı kullanılacak, akşam mı kullanılacak, ona göre çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Maserasyon yöntemiyle ayrıştırılıyor genellikle. O da şu demek, kantaron çiçeğinin dibinden kırparak tozdan, topraktan, sinekten, böcekten arındırıldıktan sonra cam kavanoz içerisine basılır. İçerisine yağ konur. Şu anda yapılan araştırmalara göre en çok kullanılan veya kullanılması gereken yağlar erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, oleik asit oranı yüksek. Tabi dahili şifa için. Harici olanlar için soğuk sıkım fındık yağı, soğuk sıkım ayçiçek yağı sanılanın aksine oldukça başarılıdır. Bunun yanında kabak çekirdeği yağı, keten tohumu yağı, bir de ısırgan otu tohumu yağında eritilirse onlarla da harici olarak başka işlere yarar. Evet, bugünlük bu kadar.